Kaçırılmayacak şahane cuma fırsatları uygun ödeme koşullarıyla Mediamarkt.com.tr ve geniş mağazalarımızda. Şahane cuma, Mediamarkt, Mediamarkt. Murat abi aynı zamanda kontratlarda NBA'de havada uçuştu. Maksimum kontrat alan bir sürü genç oyuncu oldu. Bunlardan sizi şaşırtan veya ilginç bulduğunuz oldu mu diye konuşacağız. Ingram Pelicans'dan aldı. Jason Tatum Boston'dan. Adebayo Miami'den. Donovan Mitchell Utah'tan ve diğerin Fox'ta Sacramento'dan aldı. Şimdi burada önemli olan şu, bunların hepsi çok genç. En yaşlısı Darwin Mitchell aralarında 24 yaşında i̇şte ve çok genç milyoner, evet, yani milyoner oldular. oldular. Ee, çok zor bir şey bu çünkü en az birkaç yılda, yani bu takımların maddi durumları bir düşüş yaşayacak mutlaka, özellikle de ufak şehir, ufak pazar takımlarının. Ama burada en eleştireceğim belki San Antonio, şey Sacramento ee, ama onlar da işte Lakers'larla, Clippers'larla, Warriors'larla aynı eyaletteler. Çünkü stats stuffer dedikleri türden burada kazık yiyebilirsin. Tabii. Stats stuffer nedir? İstatistikleri dolduran Şimdi bu oyuncuların hiçbirinin daha bir finali finali falan yok. öyle bir şey yok. Aralarında en... Adebayo'nun var bir tek. Ee, i̇şte Adebayo... Ha. ha, Adebayo final oynadı doğru. Bu sene. Ee, yaklaştı. Ee, Adebayo'ya verilen para doğru para. Ama 2021 planlarını nasıl etkileyecek onu bilemiyorum. Ee, etkilemeyeceğini söylüyor Pat Riley. Etkilemiyor. O, o daha iyi bir. Çünkü Bradley ile bir artı bir imzaladı. Leonard'la ee, Leonard bir yıl imzaladı. Ee, biri daha ha Dragic ile bir yıl imzaladı ve o duruşu tehdit edecek Crowder ve Johnson peşinden hiç gitmedi. O açıdan o hesap kitabı en iyi o biliyordur. Ee, ama Adebayo biraz daha üçlük yüzdesini modern pivot olarak geliştirirse bunu fazlasıyla hak ediyor. Çünkü bir kere burada yıldızını memnun etmek istiyorsan Butler bu takımın yıldızı. Butler'ın en sevdiği oyuncu Adebayo. Yıllardır aradığı tabii. ortak yani. Aynı o, mentalitede. Tabii tabii. Adebayo'ya hiçbir şey demiyorum. O riski alacaksın. Miami'sin, büyük şehirsin. Gelirlerin daha fazla e, ufak şehirlere göre. Boston'a da hiçbir şey demiyorum. Çünkü teyrim Belki de bunların arasında şu anda en süper yıldız adayı. En süper yıldız adayı ileride bir MVP olabilecek bir numaralı aday. Ona da bir şey demiyorum. Boston bunu yapması gerekiyordu ve yaptı. Rakamlar yani uçuk uçuk. Ama öyle. <laughs> Şimdi Donovan Mitchell'a da esasında bir şey demiyorum. İki nedenle. Bu abi Utah'a kimse ya. gitmek istemiyor. Yani şöyle Siyahiler istemiyor esasında. Carlos Buzra da Memo zamanında hak etmediği bir para vermişlerdi evet. ilgisini çekmek için. Oraya getirmek için. Draft ettikleri oyuncular bile fırsat kolluyor kaçmak için. O açıdan Salt Lake City'yi seviyor. Orada playoff'ları da geçen sene Hiç iyi şey oynadı. Öyle. Yani Donovan Mitchell belki şey en boş, en dolu olanlardan boş bardak bölümü. Ama bence Caz da bunu yapmaya mecburdu. Geriye kalıyor Brandon Ingram'la Diaren Fox. Yani o ikisi biraz stat diyorsunuz. Sanki öyle. Yani olmadıklarını ispatlayacak bir durumda da bulunmadılar açıkçası o açıdan ama çok e, büyük rakamlar. Yani New Orleans de öyle çok büyük bir şehir değil. Yani e, pazarı çok büyük bir şehir değil. E, Sacramento da değil. Ama e, ikisinin de e, özellikle New Orleans'in işte demin eğerimizi falan konuşurken konuştuk. Bir planı var. O planın da bir parçası Ingram. Ingram ve Zion üzerine oynadıklarını Gösteriyor bu kontrat bence Murat abi. Ingram o orada artık alfa mı olacak beta mı olacak onu Zion'ın gelişimi ve e, nasıl kilo verip vermeyeceği gösterecek biraz. Ama e, vermek zorunda olan bir kontrattı bence de söylediğiniz gibi. Burada iki çeşit kontrat var Murat abi. Bir Tatum bence tek başına koyuyorum onu ve belki Adebayo da oraya girer. Şampiyonluk yolunda gözü kapalı verilecek çünkü bu önemli bir parça olacak diye. Bir de pazardan dolayı vermek zorunda olduğunuz ve e, takımı belli bir seviyede tutan, taraftarları Covid bittikten sonra tabii taraf, tribünlere doldurtan oyuncular. E, Fox biraz öyle, bana sorarsanız Mitchell Yutağan yıldızı olabilir veya öyle bir takımın yıldızı olabilir ama şampiyon takımın birinci oyuncusu Mitchell olabilir mi sorusunun cevabı bence hayır. Ya zaten burada Tatum dışında şampiyon bir takımın birinci oyuncusu olabilecek. Adebayo da ikinci oyuncusu olabilir. Bir var. İşte üstü yani, 2 veya üç olur. Tamamlayıcı o, bazı şeyleri çok iyi yapan bir oyuncu olur. O açıdan bakıldığında bence bu oyunculardan söylediğiniz gibi tavanın en yüksek olan Tatum o Boston'u tutarak zaten kendini gösterdi. Bir de bu takımlar ilk kontrat yani rookie kontratı bittikten, şairlik kontratı bittikten sonra zaten tutuyorlar genelde ve ikinci kontrattan sonra oyuncular hareket etmeye başlıyor. Çünkü NBA'nin kontrat yapısı da ona göre bunu... Şimdi David Stern zamanına gidelim. Çaylar kontratları aşağı çekelim diye takım sahipleri baskı yapıyordu. Yapıyorum. Çünkü kötü bir seçim yaptığın zaman boşu boşuna Yük, para ödüyordun. Ama onu da aşağı çektiğin zaman daha tam ne olduğunu göremediğin oyunculara bu sefer orada harcayacağım paranın 10 bin <laughs> sene harcadı. Yani e, bir kararı veya bir baskıyı uygularken daha geniş düşünmek lazım. Çünkü şimdi bunların arasında bir tek Tatum geçen sene 3. en iyi 5'e seçildi NBA'de. İki kez All-Star olmuş hiçbir oyuncu yok. yok. All-Star olmamış oyuncu bile var ve sen maksimumu veriyorsun. Yani e, esasında David Stern o baskıya dayanmadı, dayanamadı ama dayansaydı onun ilk şeyi daha doğruymuş. Daha doğruydu. Yani burada tamam kaybedeceğiniz para hiçbir şey yapmazsa 4 artı 3 milyon, 2 milyon. E, burada kaybedeceği para yüz, yani 150'ler, 160'lardan. Bir de trade, trade, edilemez kontratlar haline geliyor. E, yani bunlar. şimdi oyuncunun gelişmesi durursa, e, hadi belki bir tane o... E, Diğer Diğerin mesela kontratı kötü bir kontrat diğerin faksa kimse ya bizim bize gelsin de şu kontratı verelim Sacramento dışında imzaladığı andan itibaren e... Bence kimse e, normalde bu kontratı Donovan Mitchell'a da vermez. Donovan Mitchell konusunda o seviye başka bir takım belki vereyim. New York Knicks şu anda Danilovic'e de da bu kontratı belki verebilir. Çünkü New York Knicks o kadar irrelevant bir hale geldi ki kimsenin konuşmadığı. Bir tane star getirdik demek için verebilir belki ama. Ama Max'ın ve Supermax'ın amacı şuydu. Şampiyonluğa götürecek. Tabii. Yani öyle e, tribünleri dolduracak bilmem ne yetmiyor. Çünkü o kadar yetmiyor, büyük rakamlar tabii. şey tabii. yapıyor ki ve daha bu oyunculardan hangisinin tribünlere seyirci çekeceği hangisinin çekmeyeceği bence de istikrarlı bir şekilde daha belli bu arada, değil. Yani Adebayo'dan bahsediyoruz ama Adebayo da Miami'ye çok iyi oturabilir. Tabii bir tabii ise. yani Adebayo da bu kontratı bence geçen sene Butler'la olan şeyinden dolayı aldı. Uyumundan ve ortak verimliliğinden. Yani kapa, aldı. kafasını yastığa koyup rahat uyuyan bir Tatum'ın kontratı var Boston'da. O da çok iddialı bir rakam ama o yaptıklarıyla gösterdiği iş değilse e, neler yani yapabileceğini. Yani onun daha böyle hiç değişmeyen e, en iyi ikinci beş, en iyi üçüncü beş, en iyi beş devamlı her o, yıl Low'dan olma olasılığı Star, yüksek. Doğudan yani. sürekli All Star seçilen bir isim olma olasılığı yüksek gözüküyor. Bakalım e, enteresan bir şey. Yani bu kontratlar aslında baktığınızda bir önce konuştuğumuz o free agency'leri, trade'leri, bütün bunları tetikleyen şeyler, bu kontratlar e, bu takımlarda özellikle şampiyonluk iddiası olan Miami ve Boston var bana sorarsanız. Pelicans'ın daha uzun dönem bir planlaması. Ama işte o da planın bir parçası. O tercihi yaptılar yani. Artık sen de dedin Batman ne olur, Robin ne olur? Ingram için söylüyorsunuz. Ingram için. O Zion belirleyecek onu. Yani Ingram Böyle atmaya devam ederse çünkü o geçen sene en çok ilerleme gösteren oyuncu seçildi ve Zayn onun üstüne çıkarsa o zaman zaten hesapları bir yere kadar Ama tutmuş olur. Biliyorsun beraber oynadıklarında Ingram'ı atamıyordu. Yani Zayn olmadığı Aynen. zaman Ingram çok iyi atıyordu. Zaten buradaki sıkıntı o. Yani ben o nedenle sadece Jason Taylor'ı ve Miami olduğu için Adebayo'ya gönül rahatlığıyla bu kontratı veririm. Öbürlerini de. Yani... Bir de Ingram'ın çok tehlikeli bir kan pıhtısı problemi de olmuştu hatırlıyorsunuz Murat hmm. abi. O da inşallah tekrarlamaz çünkü o hem hayati tehlikesi olan hem de kariyeri Chris Bosh'tan biliyoruz çok erken sonlandırmaya yol açabilecek bir hastalık. O açıdan da Ingram'ın bir de o tarz bir soru işareti de var. Ama Pelicans David Griffin'in de gelmesiyle beraber hamleler yapmaya devam ediyor ve iddialı bir takım yolunda Ingram'a sen Batman veya Robin olacaksın kontratını verdi. Bakalım ilerleyen günlerde neler olacak diyelim ve NFL'e geçelim. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sundu.